Ne tarafa gideyim bugün? Göcek tarafına gideyim bir bakalım. Oh ne güzel esiyor ya, serin serin. Telefonumuz burada. Cüzdanımız cebimizde. Fileli ceketimi de giydim. Filelerden çok güzel esiyor. Bugün neden bahsedeyim? Bir şeyden bahsetmem gerekiyor. Bahsetmeyeyim. Motor sesi dinleyelim bugün ya. Hep o konuda şikayetler var zaten. Motorun sesini dinleyemiyoruz. Müzik sesinden dolayı diye. Evet, 32-35. Ön 32, arka 35. Lastik havası. 15-15'te başladık kayda. Bir saat çekse 16-15'te bataryanın şarjı biter. LS2'nin FF370 çeneden açılır kaskını kullanıyorum. Acayip şekilde rüzgar alıyor ya. Vallahi benden şuna bak. Rüzgar uğultuları. Yollar biraz bozuk. Tabii lastiklerin havası da ön lastik 32, arka 35 olunca biraz sert vuruyor. Çalış mevkindeyiz şu anda. Fethiye bilmeyenler için anlatayım biraz. Şehir merkezine en yakın denize girilebilecek noktalardan bir tanesi. Sol tarafımızda plaj var. O tarafa gitmeyeceğim tabii şimdi düz. Mizorum bayağı kirlenmiş.
virajda bakış önemli diye söylüyorlar hep. Gitmek istediğimiz yere bakacağız. Mesela izlediğim bir videoda en çok yaptığımız yanlışlardan bir tanesini öğrendim. Böyle iki şeritli veya üç şeritli yolda giderken hep sağ şeridin sağ çizgisine yakın gidiyoruz. Aslında yanlış yapıyoruz. Neden? Sağ şeridin en kıyısından gittiğimiz zaman arkamızdaki araç bizi geçiyor. Yani geçerken önden araç geldiği zaman bizi sağa doğru itiyor. O yüzden şeridi ortalayarak gidersek bizi geçmek için dışa doğru açılacak. Dışa doğru açılınca tabii ki de ön tarafın müsait olmasını bekleyecek. Yani önden araba gelirken de bizi geçeceğini düşünmüyorum. Ama tabii burası Türkiye. Türkiye'de her şey olabilir. Sinyal yok. Şey yok. Rüzgara bak. Rüzgar da eşit. Nasıl sallıyor? Drone
havalimanında uçurmak istiyordum ama bu havada çok zor ya. Nasıl rüzgar var? Arka lastiğin havası 38 oldu ilerledikçe. Ön lastik hala 32'de. Manyak rüzgar var ya. Kısaymış ya, 30 saniye. Ben oldum yalancı. Köpüş geçiyor, köpüş. Sağdan gitmiyoruz iyice. Şeridimizi ortalayarak. Burada bir kalabalık var, normalin dışında. Acayip.
Bir sürüş eğitimi almam lazım ya, ona karar verdim. Gayet güzel çıkıyor ya canavar yokuşlarda. 250'ye göre. Benim arabalar bayıldı. Elini tutayım mı amcamın? Ya viraj içinde biraz sakat. Rüzgar var ya gerçekten. Bilmiyorum, dışarıda pek belli olmuyor ama
rüzgara bak ya. Gerçekten nasıl sarsıyor. Evet, radarın olduğunu tahmin eden minibüsçümüz yavaşlıyor, bizi geçti ama bu da o yavaşlayınca yavaşlıyor. Ama ben hep yavaş gidiyordum zaten. Daha kuş çarpacaktı. Yalancı. Viraj işini daha öğrenmem lazım ya. Allah'a. Daha çok antrenman yapmam lazım benim. Gerçi 75 ile dönüyoruz. İyi dönüyoruz. Motorda bir garip ses var sanki ya. Tepe. Evet, Göcek'e geldik arkadaşlar. Sol tarafa girersek Göcek. Dönüşte Göcek'in iç kısmından geçeyim bakayım.
Önceden bu virajda hep su olurdu ya. Arabayla geçerken bile çok korkardım. Rüzgara bak be. Yavrum nasıl sallıyor. Dans ettiriyor beni adeta. Uçalım mı? Gazı daha tam açmamıştım. Açmayayım, çok rüzgar esiyor. Evet, titreşim olayını söyleyeyim. Şu anda devir 8000'lerde. Heklerde fazla yok ama erciklerde titreşim hissediliyor. Tabii rahatsız edici mi? Bana göre değil. Yokuşlara çıkmadan şu şeyin önüne geçmem lazım. Tırım. Tünelden geçmeyeceğim arkadaşlar. Protesto ediyorum. Türkiye'nin tek paralı tüneli diyebiliriz bu tünel için. Çok kısa bir tünel. Özel işletme işletiyor. Devlet işletse geçerim, parayı veririm. Ama özeli niye zengin edeyim? Özel zaten sömürüyor bizi. Burası eski yol. Virajlı. Biraz tehlikeli, özellikle kışın yağmurlarda.
Evet, biraz çam havası alalım. Ormana girmişken. Derse desin, 250'lik bir motora göre gayet iyi mondial. Gazı verince gitmeyeceğim demiyor motor. Yırtarım kendimi diyor, gidebileceğim yere kadar giderim. Gençler. Ya şöyle bir şey hissediyorum virajlarda özellikle. Motor sanki sola çok rahat dönüyor, yani yatıyor. Sağa sanki biraz daha zor gibi. Ya da psikolojik. Evet, Göcek geçidi. Rakım 340. Fotoğraf çekinelim buralarda, bir yerde var manzara. Ya motorun şu özelliği çok hoşuma gidiyor. Böyle mesela hafif gaz veriyormuş gibi yapıyorum ya. Böyle kompresyon inerken patır 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 yapıyor. Siz bilmiyorum şeyde duyuyor musunuz videoda, ama çok hoşuma gidiyor o durum ya. Bayağı keskin bir viraj var. Evet. Çok keskin. Duydunuz mu patlama sesini? Pat etti.
Burası Dalaman'ın eski yolu arkadaşlar. Bu yollarda biraz daha dikkatli olmam lazım çünkü eski yol burası. Bakım yok. Şimdi Dalaman'a geldim. Acıktım biraz. Nerede duracağım? Açık Cezaevi'nin restoranı var arkadaşlar. Gerçekten tavsiye ederim. Hem fiyat olarak hem lezzet olarak gayet güzel. Önceden sırf tavuk yapıyorlardı. Yani bu kadar büyütmemişlerdi olayı. O zaman daha iyiydi. Tavuk ve sulu yemekler yapıyorlardı. Tavukları mükemmeldi. Şimdi restoranta dönmüş. İş biraz daha ticari. Tavuklar ufak ama tadı güzel. Ama tabii tavuk mu yiyeceğim? Hayır. Aklımda pide yemek var. Kaşarlı pide. Şu taksi de beni geçse de bir rahat etsem. Aa, nereden beni arkamda? Evet, bugün bayağı bir viraj yaptım sayılır yani, virajlı yollardan. Ama şey olarak gayet motor iyi gidişi dönüşü, ama şunu şey yapıyorum, lastikler tabii, biz Fethiye'deyiz, lastikler sürekli sıcakta durmaktan sertleşiyor sanırım. Ceketimi tam kapatayım, tam boğazıma bir böcek çarptı sertçe. Dalaman. Bir kaşarlı pide yiyeyim. Aslında açmayayım değilim ya. Pat. Ya bu patırdama sesleri videoda çıkmıyor sanırım ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Bir gün sırf egzozun oraya bir kamera takacağım. Bu sesleri dinlemek için.
Gene patladı. Evet, medeniyete geldik sanırım. Yollar. Güzelleşti. Videonun şarjı da sanırım bitmek üzere, kameranın şarjı da. Bir saat giderse bir 5-10 dakikası var. Evet, Dalaman'a girişi yaptık. Ben Fero. Düz geçiş yok. Ya sağa ya sola. Geç amca, geç. Pek alışık değilsin sanırım yol verilmesine. Vizörümüzü açalım. Biraz temiz hava alalım. Ön lastik bir PSI arttı havası. Arka lastik ise 35'ti. 4 PSI arttı yol boyunca. Şu
Buradan sola çıksak sanırım ana yola çıkarız herhalde. Ama tam ana yol gibi değil burası. Yardım için. Bak, ben Erol. Evet, buradan bir sola sapalım. Bu hastanenin yoluydu sanırım. Sağa sapacağız. Sonra ileriden tekrar sola sapıp mekana geleceğiz. Solda bir yerde olması lazım. Ya da yanlış mı gidiyoruz ya? Şurası mıydı? Dalaman, orman. Burası değil. Şu sol tarafta, evet gördüm. Arkadaşlar solda bakın. TC Adalet Bakanlığı Dalaman Açık Cezaevi İnfaz Kurumu diyor. Dönüp buraya geleceğiz. O dönüş yokmuş. Ne yapabiliriz peki? Ta karşıya mı gideceğiz? Karşıya gidip geri döneceğiz. Görün kurallara ne kadar uyan bir motorcuyum. Yani ta Dalaman'ın çıkışından dönüp geleceğiz. Oradan o dönüşü yasak olduğu için. Ya da şu yaya geçitlerinden birinden geçeceğiz. Buradan
buradan geçebiliriz. İhtimalle videonun, evet, kameramızın kaydı durmuştur. Neredeydi? Şu ileride. Oh!